turizm konusunda farkındalığı artırmak ve iç turizmi canlandırmak amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Manisa'da düzenlenen etkinliklerde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yangından önce, yangından sonra Manisa adlı fotoğraf sergisi açıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sergi Salonu'nda yer alan serginin açılışına Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve ilgili şube müdürleri katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Kurtuluş Savaşı sonrası küllerinden yeniden doğan Manisa'nın fotoğraflarla gözler önüne serildiğini belirtti. Manisa yangının hemen akabinde çekilen fotoğraflar, öncesi ve sonrasıyla, yangın öncesi ve yangın sonrasını burada hep birlikte göreceğiz. İstedik ki daha öncesinde olan değerlerimizi de görelim ve küllerinden yeniden doğan Manisa'yı hep birlikte hayalimizi canlandıralım. Tekrar ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Vali Mustafa Hakan Güvençer ise açılışı yapılan serginin hayırlı olmasını dileyerek Turizm Haftası'nın Manisa esnafı için bereketli olmasını temenni etti. Turizm Haftamız Manisa'nın turizmi için bereketli olsun. Evet. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi. Sayın Başkan. Sergide yer alan eserleri inceleyen protokol üyeleri fotoğrafların hikayesini tarih araştırmacısı Erkan Akbalık'tan dinledi. 1923 yılında bu Manisa'nın imar planı hazırlattırıyorlar Fransızlara ihaleyle. Mükemmel bir plan. Şehir önce bir ring şeklinde Ulu Cami dahil olmak üzere Karaköy tarafından istasyon Alaybey tramvay hattı yapılıyor. Arkasından şehri ortasından böldürüyor ve diğer taraflarda hat çektiriyor. Hükümet meydanını da tramvay deposu olarak kullandırıyor plana göre. Etkileyici sergi 22 Nisan'a kadar açık kalacak.